Kısa bir süre önce üçüncü çocuğunu kucağına alan Wilma Ellis, kucağında kızı, yanında eşiyle bir ödül töreninde boy gösteriyor. Sen gözünden doğum kilolarını verdiği şıp diye anlaşılıyor. Evet, tabii şu anda en ayrıntısı birlikte olmamız. Wilma Ellis'in kızının 40'ı yeni çıktı ama bir bebek için daha çalışmalar başlamış diye duydum. Ben bebekleri çok seviyorum. Beni en çok mutlu eden şey bence çocuklarımız. Milad ve Melody, o da çok tatlı. Yani şimdi tabii ki her zaman, yani keşke 10 tane çocuğumuz olsa, değil mi? Vural Çelik'te Yeşilçam Ödül Gecesi'nde onu görür görmez kulağımızda bu ses çınlıyor. Uzun zamandır görmüyorduk kendisini. Biraz sohbet edelim, biraz hasret giderelim. Oğlum, mizah yapımlarında bir sıkıntı var. Yani son yıllarda bizim sinema ve dizi piyasamızın yurt dışına açılması ama daha çok dramalarla. Çünkü bunları daha çok kolay satabiliyorsunuz. Çünkü altyazıyla. Bunu dünya ülkelerine kolay satabiliyorsunuz. Vural Çelik çok dolu. Biz daha lep demeden kendisi Çorum'un tarihini anlatacak kadar dolu. Uzun zamandır ekranda olmamasının sebebini anlatırken haklı sitemini de dile getiriyor. Yani çok etnik bir mizaha sahip olduğumuz için bunların sanırım yapımcılar tasarruflarını bu yönde çok değerlendirmiyorlar. Çünkü bunun zor olacağını düşündükleri için. Çok büyük bir, çok yetenekli komedi oyuncularımız var. Çok büyük bir kitle. Şu anda hiçbir projede yer almıyor. Her zamanki klas haliyle katılmış törene. Çok sert sözlerle giriyor konuşmasına. Edep adab bozuldu. Bunu denetleyen kimseler de yok maalesef. Onun için ben dizi yapmıyorum. Zihni Göktay hem kırgın hem kızgın. Aklıma yatan film senaryolarını okuyup aklıma yatıyorsa günde oynuyorum. Ama bu sosyal çarpıklıklar maalesef gidiyor. Düzeleceğini daha kötü oluyor ve bu arz talep meselesi, reyting meselesi, seyirci meselesi. Onun için de seyirci öyle şeylere vurdulu, kırdılı, mafya ilişkilerini, karı koca metres ilişkilerini, sevgili filan ilişkilerini bayılıyor. Bizim millet meraklıdır magazine. Doğru dürüst, adam akıllı film yapılırsa yapılsın, 110 olsun, 120, 30, 130. olsun, senelerce devam etsin ama maalesef gidişat o iyi değil. Bir de Doğan Demir baştan aşağı siyahlara bürünmüş. Michael Jackson gibi de pullu payetli bir ceket giymiş, atmış kendini gecelere. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Biraz böyle işte yeni yıl tırtısı olsun da. Yılbaşı planını çoktan yapmış ünlü oyuncu. Evde olmayı çok seviyorum. Yine evde olacağım. Kuzenlerim olacak, böyle biraz aile içinde. Matrix'in Neo'su gibi çekmiş deri ceketi sırtına, Millennium modasının son temsilcisi olarak gelmiş törene Alp Navruz. Çok fazla dışarıda görmüyoruz sizi. Yani evet, bu ara bir yoğunluk var bende. Nedir bu yoğunluğun sebebi Alp Bey? Bu hafta bir reklam çekimimiz var, önümüzdeki hafta da aynı şekilde. Sonra görüşmeler falan var, öyle yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bir süredir ekrandan uzak Alp Navruz, kana dönüş ne zaman acaba? İyi bir projeyle dönmeyi her zaman istiyorum. Daha önce söylediğim gibi beğendiğim birkaç proje var. Onlarla değerlendirme sürecindeyiz. Yatırım genelde yapmaya çalışıyorum. Bunu daha çok danışmanlar yürütüyor. Çok özele girmeden şey yapayım, hani yapmaya çalışıyorum tabii. Beyaz bir kuğu gibi tüm güzelliğiyle geceyi aydınlatıyor Çiğdem Batur. Ay, teşekkür ederim. Böyle bir güzelliği unutmak mümkün değil. Aşetleri süsleyecek bir açıklama yapıyor. Sektörde dost yok diyor. Sektörde çok fazla dediğiniz gibi öyle hani Dost diyebileceğiniz insanlar yok ama ben en çok çok canımdır, çok kardeşimdir Nur Fettahoğlu ile paylaşırım her şeyimi. Bizim böyle hayatlarımız çok paralel gider onunla. Ondan dolayı da 2023 aslında ona sorsanız o anlatabilir. Galaya ünlü isimler akın etti. Geçmiş olsun dileklerimi iletelim. Eyvallah. Teşekkür ederim. On numarayım oğlum, gördüğün gibi. Filmin başrol oyuncularının şıklıklarına mı bakalım, soru mu soralım bilemiyoruz. Sanki bir film galasında değil de Oscar törenine gelmiş gibi hissettik. Farklı dertlerden muzdarip fakat birbirlerine tutunarak, dayanarak, dayanışma içinde ayağa kalkan kadınların hikayesi. Kadına şiddetin artık gazetelerde, manşetlerden inmediği bir dönemde aslında biz kadın kadının yurdudur diyoruz filmimizde. Ve Mustafa Sandal.
Çoktandır görmüyorduk onu ortalarda. Madem yakaladık, önce biraz nostalji yapalım, kulakların pasını silelim. Elbette çalışmak güzel. İşleyen demir pas tutmaz. Para da önemli ama hiç aklına gelmiyor mu? Bu yılbaşı da giyeyim pijamamı, ayağımda terlik, geçeyim televizyon karşısına, çekirdek çitleyeyim demek. Abi bizim işimiz bu yani. Hani ne bileyim, nasıl hemşire, doktor hastanede olabiliyor, polis memuru görevinin başında sokakta oluyor. Bizim de işimiz bu yani. Hani gerekiyorsa sahnede olacağız. Yani mesleğin bir doğası, doğal gidişatı. Mustafa Topaloğlu uzun bir aradan sonra yepyeni bir şarkıyla sahalara geri döndü ve döner dönmez de İsyan Bayrağı'nı açtı. Biz de soluğu hemen yanında aldık. Ünlü şarkıcı İsyan Bayrağı'nı açtı. Bu adam sürgüne mi gönderilir? Kimlere isyan etti? Bana büyük zarar verdi. Kimleri hedef tahtasına koydu? Biz onlara malımızı, canımızı, ilmimizi, irfanımızı seferber ettik. Mustafa Topaloğlu'nun kamera ışıkları, söndükten sonraki hayatı. Böyle mi karşılanmalı, böyle mi olmalı? Uzaylı hikayesi şöyle başladı. Şirkette kardeşlerim rahmetli Hilmi ve öyle beraber hep birlikteyken geç geliyorlar işe. Bir kızıyorum. Bazı şeyler olumsuzluklar oluyor. Fazla kızdım. Bir gün bir gazeteci kardeşimiz var. Allah rahmet eylesin. Yanımızda oturuyor. Ben böyle biraz kızgınım. Ya dedim, bunlar insansa ben uzaylıyım dedim. Ertesi günkü manşet şuydu. Mustafa Topaloğlu uzaydan geldi. Ben uzaylıyım dedi. O da espri yaptı. Her şey kızgınlık anında söylenen uzaylı kelimesiyle başlamış meğer. O gün bugündür uzaylı Mustafa olarak kaldı hayatımızda. Beni sürgüne gönderen anlayışı söylüyorum. Beni sürgüne gönderen anlayış yanlış anlaşılma. Yani insanlar yanlış anladı. Sana zarar mı verdi yani? Bana büyük zarar verdi. Ay hanım, inan Allah'ım şahittir ki beni ne devlet, ne halk, ne millet, hiçbir yere çağırmadılar beni. Yıllardır kendi hayatım sanki cezalandırılmış bir adamın, geldim karşıdaydım, şurada bir ev tuttum. Sahneye çıkmadım. Ya bazı sahnelere çıktım ama onlar da hatır için gittim. Dostlarım vardı, onları kırmadım. Hani öyle bir profesyonel olarak mesleğini icra edebiliyor musun? Edemedim yani, yapamadım. Şarkılarımı milyonlar dinliyor. Ne bileyim, çok. Benim yaptığım şarkıların sayısı belli değil. Bir de sanatçılara verdiğim şarkılar hep hit oldu. Milyonları satan şarkıları diğer sanatçılara verdim. Artık ciddi olmaya mı karar verdin? Yani şimdi bu adam sürgüne mi gönderilir? Beni nasıl sürgüne gönderirsiniz diyerek isyan ediyor Mustafa Topaloğlu. Beni sürgüne gönderen anlayış şöyle elini vicdanına bir koysun, düşünsün derim. Geçiminden sağlıyorsun bunu. Allah, vallahi dostlarımın sayesinde, anlayan dostlarım var. Onlar zaman zaman bir şey söylüyorlar, işte şunu yapalım, gidelim, buraya gidelim. Hani geçinip gidiyoruz. Hacı gidiyorsun. Evet, geçinip gidiyoruz. Hani Allah aç bırakmadı. Hak ettiği değeri göremediğini söylüyor Mustafa Topaloğlu. Bu kadar vermiş bir insan, bu kadar çok şey ekmiş bir insan böyle mi karşılanmalı, böyle mi olmalı? Mahzun ve Özcan'ın bugünlere gelmesinde Mustafa Topaloğlu'nun da payı var. Hep bunlar bir büyük bir yaralar, bir sorun. O sorunlar bende birike tavan yaptı. O sanatçılar bir gün, o kadar hizmet verdim. Kendi albüme koyacağım şarkıyı da yıkılmadım ayakta. Mahsun'a verdim. Beni arayıp da işlerinden, sanat dünyası da sanki böyle şey gibi. Kandilin mübarek olsun, yılbaşın kutlu olsun, gece bayramın hayırlı olsun. Bir kelime duymadım. Yok mu? Yok abi, duymadım. Alişan? Yok hiçbiri ya.